Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Hocam biraz da Beşiktaş konuşalım. Evet. Beşiktaş'ımızı konuşalım. Antep'te bir son dakika beraberliği. Ee, Avrupa'daki maçlarda çok eleştirildi. Tabii odaklanıldı eleştirici. 4-0 Ayaksa kayb kaybedildi. Dönüldü burada. Ancak Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. <laughs> ee, hakikaten kabul edelim ki Van Bronckhorst'ta büyük bir başladıktan sonra, Beşiktaş'a geldikten sonra bir, bir güven ortamı da oluştu teknik adama. Gelen oyuncular özellikle tabii ki Immobile ve şey Rafa Silva'nın gelişi, diğer katkılar, Santifor Udoko hepsi geldi. Ve bir olumlu hava vardı. Birden Avrupa'da 4-0'lık bir skor olunca ne oluyoruz dendi. Hı -hı. Değil mi hocam? Evet. Sonra bir Kayseri 3-0'lık galibiyeti oluştu. Ve Ayta Frankfurt tekrar kaybedince yine böyle bir acabalarla kımıldamaya başladılar. Olumsuz kımıldamalar başladı. Ve Antep'te bir 1-0 galipken 1-1'e yakaladı. Hakikaten galip gelse belki de gizli. Hani bir maç eksiği için gizli lider diyebileceğimiz bir durumdaydı. Ben de o zamanlar dedim ki bakın. O gün de konuştuk. Bir dahaki hafta konuşacağım demiştim. Bu hafta konuşayım o zaman hocam. Ya yanlış anlatamadım daha doğrusu. kendim ifade edemedim. Hı hı. Ya bırakın Avrupa'yı ne olursa olsun anlıyor insanlar. Kim oynayacak? Öyle, öyle? Değil, öyle değil. bir şey. Hiçbir, hiç Bırakın Beşiktaş kimliğindeki bir takım için. Hiçbir takım için öyle bir şey olmaz. Futbolun ruhu da o Beştaş, yoktur zaten. Yani, yani bunu... Anlatmak lazım. Bir örnek vereyim. Şurada üçümüz takım kursak bizim Aliler de bizim prodüksiyon takım kursa biz yenmek isteriz. Tabii. Ki yeneriz. O ayrı mevzu ki yeneriz onları o tamam yeneriz. Hakikaten bu futbolun ruhunda olan bir şeydir. Ama önemli olan dönem dönem kulüpler belli bir süreçlerde plan ve strateji yapmak durumunda kalırlar. Sadece en güçlü beni oynamaktan o kadar o, o, o durumu yakalamayabilirler zaman zaman. Beşiktaş'ta işte böyle bir dönem olmuştur. Nedendir bu dönem? 40 puan geride bitirilmiş bir lig. Yeterli oluşmayan bir kadro, bir değişime gidiş, yönetimin değişmesi gibi gibi nedenlerden dolayı Avrupa'daki yeni bir sistem, işte 8 takımlı, değil mi hocam? 7 hı. maç yapıyorsunuz. Bakın dedim burayı burada alacağınız sonuçlar ama tabii Beşiktaş kamuoyunu ikna ederek ve konuşarak. Hı, hı. bırakırsanız taraftar öyle değerlendirmez. Onu anlatmanız lazım. Planınızı, stratejinizi, durumunuz. Buradaki maçların İsterse banka oyuncularla oynayın. İsterseniz yeni oyuncularla deneyin. İşte Mustafa Ekimoğulları şeyin daha fazla semin daha fazla bir mecra yaratın. Ama ne olur. Buradaki oyun sonuçları önemsizleştirin kamuoyunun evet. önünde. Evet. Lig, ligi etkilemesin diye. Ligde sonuna kadar Beşiktaş kamuoyu tribünü, kamuoyu tribünü dediği kamuoyu yarışı talep etsin. Ama burada sonucu önemsetmesin. Yine oyunu konuşalım burada olanları, olmayanları, olumluları, olumsuzları ama lütfen Avrupa'daki yolculuktaki skorları önemsizleştirin ki ligi etkilemesin. Bu çok zor bir şey değil hocam. Ve Beşiktaş kamuoyunda bunu anlayabileceğini düşündüm ve ikna olabilirdi bu konuda. Hala olabilir bu var. Etkilememesi lazım. Şimdi Antep maçı bunlardan yani bu olmasın. Sadece ligdeki durumu değerlendirsin Beşiktaş kamuoyu. Böyle bakılırsa lig yarışında da avantaj sağlayacağını ifade etmeye çalıştım. Ama tabii şey yanlış. Beşiktaş Avrupa'yı bırakır mı? Bakın. Ligde 50 kere şampiyon oldu. Avrupa'da bir kere Galatasaray şampiyonu var. Galatasaray hala o şampiyonluğu anlatıyor. Ben de biliyorum. Bana göre sizin için de herhalde öyledir. Lig'den eğer şampiyonluksa ligden çok daha değerli. Tabii alımlara. ki canım. Niye yarışıyoruz ya birbirimize tamam da ile da dünyayla da yarışıyoruz. Hikaye öyledir. Bak nasıl futbol oynadığımızı Avrupalılara da göstereceğiz biz. Tabii. Ama bir plan dahilinde olduğu için bunu kullandım ben. Karşı çıkanlar doğru diye bilenler az oldu. Ama ligdeki durumu şu anda hiç de kötü değil be işte mi bence. Doğru. Hele Antep maçında galip bitirse dediğimiz gizli lider olacaktı. <laughs> Senin bu konudaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Ben çok mu anlamsız bir şeyden bahsediyorum ama ama hayır yani bırakma değil de böyle bir planın yapılması gerekli midir? Sizce gereksiz midir? Gerek yok mudur? Senin düşüncelerini çok merak ediyorum evet. hocam. Ben Bence şey... Bence gerek vardır. Ben bunu yarın modern futbolda daha altın kalın kalın çize çize bir örnekle anlatacağım. Yani anlatacağım. Bugün. Ee, yarın yayınlanacak. Evet. Ee, Beşiktaş'ın Avrupa'daki bu seneki serüvenini. Vallahi merakla beklerim hocam. E altın çize çize örneklendirerek anlatmaya çalışacağım. Beşiktaş kurulum aşamasındaki. Pardon çünkü böyle bir dönemdesin sizin döneminizde. Hı -hı. Yine böyle bir geçiş dönemiydi. Evet. Değil mi hocam evet. şey ben bir işle evet. tek adam olarak. Ve orada Avrupa'da iyi sonuçlar falan da alınmıştı. O evet. nasıl olmuştu? Veya neyi nasıl konuşlanmış? Onu meraklısı ben... şey yapsın. Modern evet. futbolu lütfen izlesin. Orada onu anlatacağım. Birleştireceksin. Ve şansımızın ne olduğunu da anlatacağım. Hı. Neydi bizim şansımız? Anladım. O dönem. Bazen şans da gerekir. Bir şansımız vardı onu anlatacağım. Onu lütfen orada. Beşiktaş tarihi açısından çok kötü bir şeydir o. Ama bir şanstır bizim için de profesyonel çalışanlar için bir, bir şanstır. Şans. Evet. Bir fırsattı bizim için. Yani bir ağır kesici gibiydi bizim için Anladım. o dönemde. Şimdi bugüne gelecek olursak. Türk takımları birbirine benzerler. Hiç benzemezler ama bazı unsur, unsurlar da çok benzerler birbirlerine. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir gider, yarışır. Kendisinden daha düşük kalibre ekiplerle bile oynasa çok iyi sonuçlar alamaz. Kimisi Rio, Rio ile e elenir Beşiktaş gibi. Kimisi Öçten ben ismini söyleyemiyorum. <laughs> Öçten da elenir. O takıma elenir. Kimisi Vardar'a elenir. Doğru. Kimisi Young Boys'a elenir. Galatasaray Kuzey'de kime elendi? Evet olur. Bunlar olur. Sonra döner gelir. Bir de içeride ırpalanır. Berabere kalır puan kaybeder. Türkiye Ligi'nde. Evet. Dolayısıyla Avrupa dönüşü haftalar Türkiye'de daha özeldir. Diğerlerine göre. Bu arada sadece Türkiye'de değil. Bu hafta Bayern Münih Aytrak Frankfurt'la berabere kaldı. İki takım da dışarıdan döndüler. Ama normal şartlarda Bayern Münih gırtlaklayarak öldürebilirdi şeyi. E Dortmund? Formuyla. Dortmund? Dortmund hakeza. Yedi tane atmadı mı Avrupa'da? Evet. Evet. Maçını kaybetti. Union maçı kaybetti. Ha. Maçını kaybetti. Ve Union Berlin en Dortmund'a göre olan takımdı. İyi takımdır Öyle ama mi? biraz oynar yani. Ha. ha. Dortmund'da zaten Sevdi biraz o oynamasını ister. Bunlar oluyor. Şimdi Beşiktaş böyle bir haftada puan kaybetti ve hala mağlup. Bu malum, bu beraberliği mağlup. konuşmayacak Tabii. değiliz. Konuşacağız. Tabii, lütfen. Bunu konuşacağız. Buna, bunu da içinde konuşalım. Lütfen. Bunu konuşacağız. Ama hafifleti hafifletici unsurları da görmezden gelmeyeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın Beşiktaş'a kimlik veren dört tane oyuncu sayacağım hocam size. Onların yokluğunda ne olur? Hani yokluğunda çok mu kitap okursunuz? Yokluğunda çok mu başınızı taşlara vurursunuz? Bir, Mert Günok. Yokluğunda ne yaparsınız? İki, ikinciyi atlıyorum. Üç, Rafa Silva. Yokluğunda ne yaparsınız? Dört, Ciro Immobile. Yokluğunda ne yaparsınız? Kitap mı okursunuz? Başka bir şey mi yaparsınız? <laughs> Hocam bittim. İkiyi söylüyorum. Evet. Gabriel Paulista. Hı hı. Hocam Paulista... ...oyundan çıkıyor. 21. dakika. 21. dakikada sakatlanıyor ve... ...oyundan çıkıyor. Paulista, Beşiktaş'ta... ...ne anlama geliyor? Beşiktaş... Derin savunma yaparken tarih boyunca sıkıntı yaşamıştır. Yani ben kısa tarihini kendi yaşadığım dönemden itibaren biliyorum. Sizin üst üste şampiyon olduğunuz yıllarda Beşiktaş der, derin savunma yapmazdı. Ben sizin Ankara'da da iki maçınızı statta izledim 19 Mayıs bir Biri Cumhurbaşkanlığı finaliydi, biri de bir başbakan. Yani yine bir Cumhurbaşkanlığı finaliydi galiba. Final maçlarına Ankara'da, Ankara'da bütün oynaydı. futbol sahiller giderdi. Evet. Eskişehir'de çok maçınızı izledim sizin top oynadığınız yıllarda. Top topta çocukluk da yaptım. turbinde de izledim. Eskişehir'de izleyenler olmuş Eskişehir'de. benim o dönemde. Evet, çok. <gülüyor> <gülüyor> evet, hocam. onu da anlatırım. Ya, tamam, ya, tamam, 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 Onu da anlatırım. Tamam, yani. tamam, tamam, onu, tamam, da, onu da anlatırım. Sonra çok hoşuna git, hoşunuza gitmeyebilir. <laughs> tamam hocam. Şimdi Beşiktaş o yıllarda derin savunma yapmazdı. Bir sebebi şuydu. Önde çabuk 3 tane çabuk oyuncusu vardı o günün şartlarında. Evet. Bir tanesi uçurtmaydı. Hızlıydı aynı zamanda. Diğer ikisi çabuktu. Hı hı. Hızlı değildiler ama çabuktular. Ben bir cumhurbaşkanlığı finalde Feyyaz Uçar'ın şuradan alıp kaleye gittiğini hatırlıyorum. Evet. Yani o derine itemiyordunuz Beşiktaş'ı. Olmuyordu. Ama deri da hakikaten. O yıllar ama... geçti. Hı hı. Geldik bugüne. Yıllar geçti. Beşiktaş deri savunma yaptı. Her maçta başına iş aldı. Yapmamanın bir tane yolu vardı. Onu bulan oyuncu da Beşiktaş'ın savunmadaki profesörü Paulista. Paulista, offside bir çizgidir, bir tuzaktır, önemli bir silahtır aynı zamanda. Arkada geniş alanı vermek bir risktir. Ama bunu aklınızla çözebilirsiniz. Bu riski minimize edebilirsiniz. Hakikaten bunu yapan oyuncusu. Ya, offside dediğiniz hikaye, çizgide dediğiniz hikayede bir oyun aklı olan savunmacı evet, da yapabilirsiniz. Onu başkasıyla yapamazsınız. yapamazsınız. Zaten. Hocam Beşiktaş yarı alana yerleştiğinde, yarı alana yerleştiğinde bunu tıpkı birkaç yıl Beşiktaş taraftarlarının hiç beğenmedi ama benim de oyun aklını çok beğendiğim. Ve şampiyonlukta... Fizik yeterliği olmaması. Daha fizik yeterliği olmaması Aa, ve de ımbılı oyuncudur yani. Olmasına, evet. hızımız yoktur. Tabii canım. Aynen, tabii. Şey büyük, kalçası falan büyük, geniş yani manevra sıkıntısı olan bir oyuncuydu Wellington. Wellington. Ama o sezon şampiyonluktaki anahtar oyuncuydu. Çıkartırdı savunmayı öne, öncelik alırdı, aldırmazdı, atakta devamlılık sağlatırdı. Aldırırsa döndürmezdi, döndürürse de indirirdi. O yüzden sık sık sarı kart gördü. Tabii, Hatırlar mısınız? İki de bir sarı kart ceza oldu. Işte, Kırmızı, kırmızı kartlar falan filan. E, Altıda çizik bir olaydı sizde evet. görüntülü şeylerimiz var. Şimdi bu profesör 21. dakikada oyundan çıktı. Ki bana göre ondan daha da bir önde bir oyuncu Paulista. Çok Ve önde. Belikten'den çok daha önde. Paulista futbolcu falan olarak. Tabii bitirmiş. Yani, yani bir daha parmak Oyun ucu. Müthiş, savunma hakkı da müthiş yani. Kafa tabii. çalışıyor. Tabii tabii. Işte daha tabii. önemli bir oyuncu. Şimdi yerine giren Emirhan yakın zamanda ben iyi olacağını düşünüyorum. Ben de umutluyum Savunmacılığını yani. beğeniyorum. Defans yani birebir birebir de öyle çabuk geçilen hemen oyundan düşen bir oyuncu değil. Evet. Ama bu savunma çizgisi işi onbaşının çavuşun yapacağı iş değil. Savunma Şimdilik. aklıyla Şu anda... savunmacı kimlik farklıdır zaman Tabii. zaman. İkisi, i̇kisi de çok değerlidir ama. Savunma Doğru. aklı da savunmacılık şeyi de. Emirhan'da o var, savunmacı ruhu Emirhan buraya yıldızı takmadan o zaman lazım. Emirhan. Çok genç, çaylak oyuncu da. Öbürü usta. Şimdi bir kere Paris'te siz oynadınız. 20, 20 dakikadan sonra. 75 dakika on, onsuz oynadınız. Hı hı. Ve derin savunma anlarında, yani Gaziantep takımı öne çıktığında size Hadi çıkıyoruz diyecek bir oyuncunuz kalmadı. Udokay o değil. Udokay sessiz gemi. Tabi işini yapar. Svensson sessiz gemi. Solbeck Masuaku, o James Harden. O da, o da <laughs> onun gibi hiç konuşmuyor. Karakter oyuncusu. evet, O, o da karakter, hiç, konuşmuyor. hiç konuşmuyor. O da sessiz gemi. Ee, Emirhan da sessiz gemi. O da yeni geldiği için sessiz gemi. Yarın öbür gün car car konuşur şey. Mert belki Emirhan. direktifi yapacak e, ama Mert hamleyi yapacak oyuncu değil Mert. Direktif evet, verir de hamle yapacak çıkartamazsınız. oyuncu. Çıkartamazsınız. Bir handikap buydu. Hı hı. Ben ölüyor bitiyor değilim şeye. Az sonra söyleyeceğim oyuncuya. Hı hı. Ölüyor bitiyor değilim. Ama yokluğunda biraz insan anlıyor. Yokluğunda biraz anlıyor. Hocam Endur gelecekte iyi olacak. Lap lap büyük adımları severim. Beşik oyuncu. Bazen araya atıyor severim. Topla giden oyuncuya zaten bayılırım. Ama sevgili hocam merkezi tutmak diye bir kavram var. Usta oyuncu, usta oyuncu… Pozisyon e kaybetmemekten mi Tabii Merkezi tutarken ki o hocam, denge oyuncu Usta oyuncu yani. skara göre oynamayı bilir. Bir spor öndeyim, işi görmem lazım. 3 puan, 15 dakika, evet, dakika var. 15 dakika dakika var. Hocam buradan size en duru çıkarın. Buraya Musrati'yi getirin bakalım ne oluyor. Bakın benim sevdiğim tarz bir oyuncu değildir Muşraf Evet hiçbir zamanda onay vermedin. Ya. Tamamdır Vermedim. demediniz. Onay demedin de tamamdır. Ama hocam onsuz da o 10 dakika öyle olmuyor Geçmiyor, işte. Geçmiyor değil mi? Durmuyor onsuz top Onsuz olmuyor. Durmuyor. Çünkü şöyle olacak. Belki yavaş. Belki yavaş. Ama en azından hani o bölüm %75'e 25 oynandıysa. Gaziantep yine topla oynama anlamında. Anladım. O 75'e 25 olmayacaktı, Musrati olsaydı. Top buraya gidecekti biraz daha. Gidecekti hocam, götürecekti. Bir tane araya atacaktı, evet. bir tane uzun atacaktı. Evet. Dolayısıyla... Musrati, Musrati yok. de yok. Evet. Şimdi ne yaptık? Omurgadan... Paulista yok. Paulista yok. Imobile çıktı. Immobile çıktı. Musrati yok. Omurgadan 3 tane oyuncu gitti. Evet. Rafa'nın etrafını çırılçıplak bıraktınız. Muti yok çünkü evde yok. Hı hı hı. Maalesef. Bu kadar şans aldı artık kullanamıyor. Yani. O da yok. Belki bulması lazım. Juan mevkin Mario mevkin henüz meselesi. olmadı. Olmadı. E Rafa Silva da çırılçıplak kaldı. Doğru. Dolayısıyla Bir bölüm böyle oynandı doğru doğru. Yani Beşiktaş'ın kaybettiği bölüm yani 1-0 kaybettiği bölüm o son 15 dakika 20 dakikalık bölüm. Evet. O bölümü kaybetti kaybedersiniz. Artı Avrupa'dan döndünüz yorgunsunuz. Frankfurt maçı çok cayır cayır bir maç oldu hocam. Cayır cayır. Hatta, alev alev. Hatta gol dakikası rafa da yok. Yok. Rafa da yok. O da yok. O da yok. Yani ustalar çıktıktan sonra bu. Şimdi Beşiktaş'ta şöyle bakacak. Fenerbahçe'de Sandford çıkınca, bir insan çıkınca yerine yir, yir, 20 milyon euroluk oyuncu giriyor. Kaçsa işte rakamını hatırlamıyorum. Fark etmez, fark etmez en yani. Nesli giriyor. Bir yatırım oyuncusu giriyor yani şey. Galatasaray'da bir insan for oynamadığında Osimhen'den bahsediyorum. 75 milyon Euro'luk oyuncu oynamadığında Icardi tek başına oynuyor, oynuyor. Gol Yine kralı. Batshuayi girebilir. O olmadığında Batshuayi girebiliyor. Evet. E şimdi arkaya öne stoperlere bakıyorum. Ya yani Davinson olmasa Nelson olacak. Peki birkaç soru sorabilir miyim hocam? Beşiktaş'ta bu kadro derinliği Doğru. yok. Biraz böyle değerlendirmek Tabii de, lazım. Haklısınız. Bu kadar hırpalamaya gerek yok beşiktaş. Yüzde yüz katılıyorum evet. şu an için. O kadar erken ve o kadar haklı sebeplerle bazen başarılamıyor ki. Evet. Ben de katılıyorum size. Peki, 67'de çıkarır mısınız immobiliği? Hayır. Ben de çıkarmam hocam. Adam da şunu hayal ediyor ama. Geliyorlar. Dediniz ya 175'lik tam o bölüm da O bölüme yakın dönemde. ...daha çabuk kaleye gidecek koşusu... ...bir teorik mantık, teoriyle... ...Mustafa Ekimov'un O yanlış bir teori. Bence de yanlış bir teori. Çünkü o, o doğru Hı. değil. Yani koşarak gidilecekse kaleye zaten... ...imobile kalsın. Diler. Şimdi anlatamam seyircilere de. Yani ileriki haftalara bırakalım istiyorsan. Evet. Anladım ben. Türkiye'nin en sevilen online marketi... ...Migros hemen sundu.